Oba mahallesi sahilinde bir grup vatandaş yumurtadan çıkan fakat denize gidemeyen yaklaşık 30 karetta yavrusunu kovada toplayarak denize bıraktı. Görüntü sosyal medyada yayınlanınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkinin nedeni ise iyi niyetle yapılan bu hareketin aslında yanlış olmasıydı. Son bir haftadır Alanya'da yaşanan karetta olayları Türkiye'nin gündemine oturdu. Son olarak da dün akşam Oba sahilinde bir karetta olayı yaşandı. Neydi bu olay? Yeni yumurtadan çıkmış karetta yavruları bir kovaya vatandaşlar tarafından konuldu ve denize bırakılmaya çalışıldı. Sosyal medyada bu hareket çok tepki aldı. İyice smakli yap, iyice. Yaptın mı smakli? İyice bak. Hadi gidelim gelin. Haydi. Denize mi soğuksun? Dur çeksin o da. Al çek al. Haydi. Attığın gibi gitmesi lazım ama hep geri gelecek. Geri geliyorlar. Smoke. Smoke. Oo, ne oldu? Çok var, çok. Lan ne geri geliyor ya? Geri gelmiyor. Ben sigara içiyorum. Yok giderler. Tamam. Burası kim şimdi? Giderler. Bir tane anasıydı. Son olaydan sonra yetkililer tekrar uyardı. Doğru bilinen yanlışların olduğunu hatırlatan uzmanlar, karettaların yanında flaş patlatılmaması, telefon ışığının açılmamasını tekrar yeniledi. Tartışma yaratan bu görüntülerle ilgili Alanya Posta TV Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Doktor Ali Fuat Canbolat'tan bilgi aldı. EKAT Başkanı Doktor Canbolat, karettaların taşınma şeklinin yanlış olduğunu, yavruların sahildeki ışık kaynağından etkilendiğini söyledi. Canbolat, insanlar tarafından sahillerde yakılan ışıklar veya varsa sahildeki aydınlatma direkleri, yapay ışık kaynakları, yumurtadan çıkan yavruların denize gitmesinde büyük engel teşkil ediyor dedi. Karetta yavruları için en ideal ortamsa ay ışığı. Yani yapay ışık kaynaklarının yumurtlama alanlarında bulunmaması gerekiyor. Doğru bilinen yanlışlardan bir diğeri de karettaların kovayla taşınmasından ziyade direkt suya bırakılması. Geri geliyorlar. Smoke. Smoke. Oo, ne oldu? Çok var.